bir dayanışma çağrısıyla Askıda Fide kampanyasını başlattık. Bununla ilgili ciddi bir dayanışma örneği sergilendi. Yereldeki fide üreticilerinden fide alınarak yereldeki üreticilere fide desteği sağlandı. Buradaki ürünlerin tekrar bir kazanıma dönmüş olması üreticilere tekrar üretim yapma şansını kazandırdı. Sesimi duyan var mı? Beni duyuyorsan duvara vur! Ekolojik temelli yönetim anlayışını merkezine koymayan, kapitale kazandırmak üzerine kurgulanmış bir sistemin deprem gibi doğal bir olayı nasıl felakete dönüştürdüğünü 6 Şubat tarihinde yaşayarak öğrendik. Ve meydana gelen göçüğün altında hep birlikte kaldık. Çünkü tarım arazileri üzerine plansız kentleşmeler hem doğanın yok olmasına hem de resmi rakamlara göre 50 bin ama gayri resmi rakamlar ve kayıpları da dahil ederek yüz binlerce insanın ve beraberindeki canlı türlerinin yok olmasına neden oldu. Geride kalanlar ise ağır bir travma halinde ve hareket edemez durumda, adeta felç olmuş durumda günlük hayatlarını devam ettiriyorlardı. İşte biz ekolojistler burada ne yapabiliriz üzerine düşünmeye başladık. Çünkü hayatı yeniden ayağa kaldırmak gerekiyordu. İki kadim bilgi üzerinden ilerledik. Bir tanesi, bölgenin en iyi bildiği iş ve o ekolojik yıkımın önlenmesine ve ekolojik temelli hayatların yeniden örülmesine katkı verecek tarım ve hayvancılıktı. Diğeri ise bölgenin en kadim bilgilerinden biri olan imece geleneğiydi. Topraktan doğuyoruz. Bu iki kadim bilgi üzerinde gelişti. Ekoloji Birliği, İklim Adaleti Koalisyonu, ekoloji politik, polen ekoloji ve Mezopotamya ekoloji hareketi ile karıncalardaki aktivist arkadaşların bir araya gelerek oluşturduğu ekoloji hareketleri afet platformunun geliştirdiği, ilerlettiği bir kampanya topraktan doğuyoruz. Bu kampanyayla muradımız şu, hareket edemez haldeki küçük üreticinin, depremzede küçük üreticinin koluna girelim. Emeğe ihtiyacı varsa emeğimizle, fideye ihtiyacı varsa, gübreye ihtiyacı varsa, temasa geçtiğimiz STK'lar ve sosyal medyada yaptığımız çağrılarla bu ihtiyaçlarının giderilmesini sağlayarak orada hayatı yeniden canlandıralım. Hatay'daki işte Antakya, Samandağ, Defne ilçelerindeki özellikle fide üreticilerini bulduk önce. Onların ellerinde hangi fideler var, ne üretiyorlar, onlarla ilgili önce bir çalışma yaptık. Zaten oradaki fideler her yıl yani oradaki topraklarla buluşuyordu. Bunları nasıl buluşturabiliriz diye konuşmaya başladık. Eskiden pazarlar vardı, işte pazarlara gidip fide satılıyordu ya da insanlar daha rahattı ve gidip fidelerini kendileri alabiliyorlardı. Ama bunların alınmadığını ve birçok üreticinin elinde fide olduğunu gördük. Burada Askıda Fide kampanyasını Hatay Deprem Dayanışması olarak çağrı yaptık. Ardından Topraktan Doğuyoruz bu çağrımıza kulak verdi. Ve ortak afişle bir Askıda Fide kampanyasına çıktık. Epeyce bir destek topladık. Bu destekleri şöyle organize ettik. İşte gelen oraya gelen işte fide paralarıyla yerel üreticiden fideleri alıp onları mahalle mahalle dağıtmaya başladık.
Bugüne kadar yaklaşık 14 üreticiden 80 bin fide dağıtımı gerçekleştirdik ve bunları yani verilerini de elimizde tutuyoruz. Bugüne kadar sanırım 30 mahalleye yaklaşık 1000 aileye fide dağıtmış olduk. Burada şöyle şeylerle de karşılaştık. Evet, herkes bostan ekiyordu, bostanını ekmek istiyordu ama hani insanlar hani depremden kaynaklı böyle elleri hiçbir işe gitmiyordu. Ama biz fidelerle gidince böyle bir şey oldu, yani böyle bir motive oldular. Hatta hiç bostan ekmeyenler, siz fide getirmişsiniz, ben de almak istiyorum, işte saksıya ekmek istiyorum, çadırımın önünde küçük bir alan var, ona ekmek istiyorum dedi. Yani bir kez daha aslında üretimin, bir şeyler yapmanın, bir şeylerle uğraşmanın insanlara aynı zamanda umut olduğunu gördük. Dağıttığımız yerlerde mesela fideleri çocukların alıp benim domatesim, benim patlıcanım, onu ben büyüteceğim dediğini gördük. Bunlar da aynı zamanda bize ümit verdi. Zaten bizler eğitim sürecinde de, yani bütün süreçlerde de toplum olarak üretimden, topraktan kopmamamız gerektiğini hep savunuyorduk ama işte kentleşme, kapitalizmin kendisi ciddi anlamda bu işte endüstriyel tarımla birlikte bir sürü bağını kopardı insanların. Bizim bu fide dağıttığımız aynı zamanda bu yeniden üretime de vesile oldu. Bir de şuna dikkat ettik, bunu da vurgulamak istiyorum. Özellikle oradaki üreticilerin atalık tohum ekenlerden aldık. Yani şunu da önemsiyoruz, çünkü ekenlerin kendi tohumunu alabilmesini de önemsiyoruz. Yani endüstriyel hibrit tohum eken fidecilerden, büyük fide şirketlerinden fide almadık. Yani ve özellikle şunu da gördük. Fide aldığımız yerlerin hemen hemen hepsinde kadınlar üretimin başındaydı. Yani evet, aile işletmeleri çoğu, işte eşleri, çocukları da yardım ediyor. Mesela fide aldığımız bir kadın arkadaşımızın öğretmen olan oğlu, işte gelini, eşi falan hep birlikte bu işi yapıyorlar. Ama esas o işin başındaki kadındı. Burada hani kadınların aslında bu şeyin devam ettirilmesinde, hani kültürün buradaki sürecin devam ettirilmesinde ne kadar katkısı olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Yani aslında biz bu fide kampanyasıyla hem bir üreticinin fidesinin elinde kalmamasını sağladık, hem de tekrardan kentin yeniden inşasında insanların burada kalacağız ve burayı devam ettireceğiz meselesinde en azından kendi yaz boyu sebzelerini, belki işte o sebzelerin işte yiyemedikleri kısmıyla kışlıklarını hazırlayabilecekleri bir süreç yürütmüş olduk ve aynı zamanda ilişkilenmiş olduk birçok aileyle. Dayanışmayı, yani bu fide kampanyasını biz Mayıs'ın ortasına kadar sürdürme kararımız vardı zaten. Çünkü köyler Mayıs'ın başında ekmeye başlıyor. Biz biraz şehir merkezinde ve şehir merkezindeki mahallelerde dağıttık. Bir süre daha köylerde dağıtmaya devam edeceğiz. Belki de yazın bu fide kampanyamız fidan kampanyasına döner. Çünkü Hatay aynı zamanda birçok meyve ve ağacının da yetiştirildiği bir yer. Belki de işte inciri, üzümü, işte yeni dünyayı, zeytin fidanlarını da bu kampanyalarda büyütüp onları dağıtırız. Çünkü Antakya'nın kültüründe şu var, şu an yıkılacak eski Antakya evlerinin hepsinin bahçesinde mutlaka asma vardır, yeni dünya vardır, incir ağacı vardır ve zeytin ağacı vardır. Bunların tekrardan Hatay'da ekilmeye devam edilmesi gerekiyor. O yüzden kentin yeniden inşasında bunların da ekilmesini ve bunların da büyümesini sağlayacak kampanyaları devam ettirebilirsek kentimizi gerçekten yaşanabilir ve ekolojik kentler haline getirebiliriz diye düşünüyorum.